Virüsün birçok yeri etkileyen faktörü var. Dolayısıyla da hastalık sadece böyle akciğeri tutan, nefes darlığıyla değil bir sürü yetmezlikle giden bir hastalık. Evet. Şimdi şu özellikle ilk slide'da S1 ve S2'yi anlattık ya o parçalarını. Evet, evet. Onu anlatırsak birazdan İngiltere'dekini falan onu anladıysak İngiltere'deki olayları çok daha kolay anlatacağız. Peki hocam az sonra onlara geleceğiz. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara hocamızın açıklamalarını dilerseniz birlikte bakalım. Çünkü virüsün canlı kalma süresinin 10 kart arttığıyla alakalı haberimiz. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara koronavirüsünün canlı kalma süresinin uzadığına dikkat çekerek diyelim ki bende virüs var. Ben masamda konuşurken öksürürken çıkarttığım virüs önceden 1 dakika bile canlı kalmazken belki şimdi 10 dakika canlı kalabiliyor dedi. Hocam sizin böyle bir gözleminiz var mı gerçekten? Şimdi bu Ya bunun e, bulaşmanın daha hızlı olmasına mı bağlıyoruz aslında? Tabii. Yani bu e, insanlar üzerinde değil, laboratuvar çalışması. Tabii. Yani gerçek insan çalışmaları değil bunlar. Yani gerçek insanda gösterilmiş bir çalışma değil bu. Genomics Epidemiology diye bir dergide yayınlandı. Oradaki makalenin üzerine söylüyor hoca. Burada sadece hani laboratuvar şartlarında diyorsunuz ki bakıyorsunuz bu hayvanın hani bir ilk başlarda korona çıktığı zaman işte tahtanın üzerinde iki gün kalıyor en fazla plastiğin üzerinde kalıyor falan diyor Evet. İşte onlar neydi laboratuvar çalışmaları. Ama şimdi mesela siz gidiyorsunuz marketten. Ne bileyim alışveriş yapıyorsunuz ama size bulaşıyor mu? Virüs bulaşmıyor. Çünkü orada tamam virüs var ama bulaştırıcılığı aynı ölçüde değil. Bunlar laboratuvar çalışmaları. Ama sonuçta elimi sürdüm kendi elime, ağzıma, gözüme, burnuma götürürsem bulaştırma ihtimalimin olduğunu mu gösteriyor? Tabii, Ve mesela var, bu zayıf. canlık uzun süre, daha uzun süre canlı kalmasının sebebinin mutasyonla bir alakası var mı hocam? Tabii mutasyonla alakası var. Şu an virüste 3 tane mutasyon meydana geldi. Bu 3 tane mutasyon hem... Hastalığın %70 daha fazla bulaşıcı hale geldi. Hem de virüsün daha uzun süre ortamda canlı kalabileceğini gösterdi yani mutasyonlar. Evet. Mehmet Ceyhan hocamızın açıklaması için ne düşünüyorsunuz? Virüsün e, özellikle bitişinin bir başlangıcı olabilir mi? Ülkemizi terk edişinin bir başlangıcı olabilir mi artık bu mutasyon? Son mutasyon olur mu inşallah diyelim? Şimdi e, şöyle anlatayım. Mutasyonlarla ilgili. Şimdi demin. S1 ve S2 yani mutasyona geldi mi şimdi evet. böyle anlatayım. Hani dedik ki S1 ile geliyor. Evet, hocam çok teknik olarak anlatmazsak tamam. pek anlamıyoruz. Geliyor yapışıyor tamam. bir tanesiyle. Diğer bir proteinle de yapıştıktan sonra ne yapıyor? Hücrenin içerisine giriyor dedik. Hı -hı. Şimdi virüste 3 tane mutasyon oluştu. 3 tane mutasyondan bir tanesi... Gelip bizim bu ACE2 reseptör dediğimiz bu reseptörü daha kolay bulmaya başladı. Eskiden virüs gidiyor arıyordu mesela bu reseptör nerede diye bulmaya çalışıyordu. He. Şimdi çok daha kolay buluyor ve daha kolay Adresi yapışıyor. belli gibi sanki. Aynen öyle oldu. Birinci mutasyon bu. Buydu. Yani 501 mutasyonu dediğimiz mutasyon. Tamam sonra? Hani teknik konuşmayalım dedik. Tamam. İkinci mutasyonumuza baktığımız zaman hani geldi buraya yapıştı içeri giriyor. İçeri girme mutasyonundan dolayı şu an içeriye girmesi de kolaylaştı. İkinci mutasyon bu. Üçüncüsü de virüs vücudunuza girdi. Kanınızda geziyor. Ne oluyor? Bir kanda gezerken bizim vücudumuzda savunma hücreleri var. Savaşçılar var. Geliyorlar bu virüsü ne yapıyorlar? Yok etmeye çalışıyorlar. Virüs de onlardan habire gizlenmeye çalışıyor. İşte şu anki bu virüsteki mutasyon 69-70 del mutasyonu dediğimiz mutasyonda da virüs kendini çok daha iyi gizlemeye başladı. Anladım. Yani savaşçı hücrelerden kaçıyor. Savaşçı hücreler diyor ki bu benim için düşman değil. Ben bunu yok etmeyeyim diyor. Hmm. Şimdi dolayısıyla bu mutasyonlardan dolayı şu anki İngiltere'deki evet. o anlatılan olayda %70 arttı dedikleri olayda evet. virüsün bulaşıcılığı %70 arttı. Artık koronavirüsün 17 farklı mutasyonu çıktı haberimiz var hocam. Almanya'da dün 962 kişi daha koronadan maalesef öldü. Okumaya dilim varmıyor cesetler e, krematoriumlarda yıkılmaya başlandı. Koronavirüsün 17 farklı mutasyonları rastlandı ve bunların Almanya ile çevre ülkelere ulaştığı şüpheleri var hocam neler söyleyeceksiniz? Şimdi İngiltere'deki bu çıkan yayın aslında ta Eylül ayındayken oldu. Hı hı. Yani biz Aralık'ın 19'unda gördük o yayın ama. İngiltere'de zaten bu mutasyon vardı. İnsanlar zaten İngiltere'ye gidip geliyorlardı. Doğru. Ya da Hollanda'dakiler, Fransa'dakiler işte sık sık gidip geliyordu. Zaten İngiltere'de olup başka bir ülkede olmaması imkansız. Buradaki 17 tane mutasyon dediklerinden kasıt Normal mi ki bazı hocalarımız da mesela belki onlarca yüzlerce kez mutasyon geçirebilir bir virüs için diyor. İşte buradaki mutasyon biraz farklı mutasyon hızını artırdı. Bunun 17 tane kodonda değişiklik meydana geldi. Bunun 17 tane mutasyonun 11 tanesi virüsün hmm. daha yapışkan, daha vücuda girer ve daha kaçmasını sağlarken 6 tane mutasyonu bunun birbirine benzer. O yüzden bunu 17 saymamak lazım. Anladım. 11 tane diye saymak lazım. 11 mutasyon virüsün kodondaki gelişen mutasyon virüsün daha iyi kaçmasını ve daha iyi hücrenin içerisine girmesini sağlar. Dolayısıyla hocanın söylediği sorunuza cevap vereyim. Bu ee, şey... Hani Mutasyon. Bir mantık, evet mantık yürütüyor. Yani, yani aslında şöyle basitçe izleyicilerimizin de anlayabileceği şekilde benim de kendi anlayabileceğim şey olduğu için soruyorum. Virüs mutasyona herhangi bir mutasyona belli bir süre sonra uğradıktan sonra virüs halinden normal bir gribe geçiş yapabilir mi? İşte, Artık herhangi bir grip olarak hayatımızda kalabilir mi mesela? Hocanın söylediği de bir farzı yani şey varsayın. Senin şu anki tam tersine söylediğin yani gerçekten ile destekledin de benim söyleyeceğim de yani virüs daha kötü hale de gelebilir. Yani çünkü ya mutasyonlar işte onu pek varmıyor, onu evet söyledim. daha iyiye de gidebilir daha kötüye de gidebilir onu bilemiyoruz. bilemiyoruz. Yani ama şunu biliyoruz bu mutasyonlar aşıların etkinliğini azaltmıyor. Hı. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi yaklaşık olaraktan o üretilen aşılarda Neydi? Virüsün çıkıntısına karşı üreti, üretiliyor bu mutasyon. Şeyler. Bizim anlamamız için şunu bize söyleyebilir misiniz? Virüsün e, tamamen yok olması için de bir mutasyona uğraması gerekiyor. Bir mutasyona uğrayıp bizden çekilip gidecek ya da zararsız hale Birinci gelecek öyle şey mi? bu. İkincisi de aşılar. Evet, tamam. Yani birincisinden mutasyona uğradığı zaman şu olabilir. Yapıştırıcılığı azalabilir. <laughs> Yapışkanlığı azalabilir. Ama şu an mevcut da yapışkanlığının azalacağına dair herhangi bir kanıt yok elimizde. Anladım. Dolayısıyla o söylenen şey farazi bir şey. Yani böyle olabilir ya tam tersi de olabilir. Göreceğiz aslında öyle Tabii değil göreceğiz. mi? Göreceğiz. Peki aşı geldi müjdesi haberimizi sizlerle büyük bir heyecanla ve mutlulukla paylaşmak istiyorum. Çin'den satın alınan Sinovac koronavirüs aşısını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. <laughs> Kendi kendime <laughs> çok mutlu <laughs> <çok gülüyor> ederim. Aşılama süresi, e, sürecine ilişkin detayların ise Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19'da açıklaması bekleniyor. Hocam herkesin beklediği haber geldi diyebiliriz aslında öyle değil evet, mi? Evet siz daha erken açıkladınız. Evet. Şimdi bu Sinovac'la ilgili müsaade edersen. Tabii ki hem müsaade ediyorum evet. tabii ki hocam ne demek bir de aynı zamanda aşı çalışmaları virüsün mutasyona uğramasıyla herhangi bir sekteye uğradı mı herhangi bir etkileşimde bir değişiklik oldu mu olacak mı sorusunun yanıtını da aynı zamanda alabiliriz. Şimdi elimizde biliyorsun aşıyı bitiren 5 tane şirket var. Evet. Bir tanesi işte Almanlarınki Biontech firması evet. ile beraber Amerika'da Moderna şirketi, Çin'de Sinovac firması şirketi. Onun haricinde Rusların yapmış oldukları aşılar ve İngiltere'de Oxford aşısı. Evet. Şimdi bizim baktığımız zaman bu Amerikan şirketiyle Alman şirketinin yaptığı aşı virüsün bu çıkıntıları var ya Spike'la. Evet. Onun aynısını benzerinin genetik kodunu vücudunuza veriyor ve bunu ürettiriyor. Vücut da bunu evet. öğrendiği için ne yapıyor? Geliyor bu aşıyı yok şeyi virüsü yok ediyor. Bu birinci evet. sistem. Şimdi bu Sinovac'ta ise virüsü önce çoğaltıyorsunuz, çoğalttıktan sonra öldürüyorsunuz, öldürüp bunu vücudunuza veriyorsunuz. Şimdi kıyaslayacak olursak, Oxford aşısına girmeyin Biz ilgilendiren burası. Evet şu anda bu. Evet. Şimdi kıyaslayacak olursak Sinovac'ın üretmiş olduğu aşı bir kere hani Türkiye'de anlatılan şeyi düzeltmek için ucuz değil. Çünkü bu aşıyı üretmek çok zor Niye yani insanların şey. kafasında hemen Çin olduğu için böyle bir şey oluşuyor herhalde değil mi hocam? Bunu şöyle anlatayım. Bir kere Sinovac firması dünyanın en büyük aşı üreticilerinden. Evet. Artı dünyada ilk hepatit A aşısını bulmuş. Hı hı. Ve şu an herkesin hiç sorgulamadan olduğu hepatit A aşısı firmanın aşısı. Buyurun. O firmanın aşısı. Tabii bu aşı. Tamam. Artı bu aşı yaklaşık 1895 ilk BSC verem aşısıyla beraber öğrendiğimiz aşı. Dolayısıyla bu aşıyı biz zaten biliyoruz evet. ee, ve bu açıdan da son derece güvenli ve mutasyondan da bu mutasyondan da etkilenmeyecek çünkü tüm virüsü veriyorsun ama mRNA aşısında belki şöyle bir tehlike olabilir mRNA aşısı ne yapıyor virüsün sadece o çıkıntısını üretiyor ona benzer üretiyor. O zaman Biontech'in sen? aşısından bahsediyorsunuz evet, BioNTechin Pfizer'dan. Aşısı. Şimdi virüsteki şu anki mutasyon, bu 3 tane mutasyon ya da sizin o 17 tane dediğiniz kodonlardaki değişiklikler virüsün burasında meydana geldi. Dolayısıyla Anladım. aşının etkinliğinde de, evet. bir parça azalma olabilir. Ama, Ama Umur Şahin, Profesör evet, Uğur Şahin 2 evet. gün önce açıklama yaptı. Dedi bizim aşımızın etkinliğinde bir azalma olmayacak, olmayacak dedi. Onu biz de bilmiyoruz. Onları göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi bir de şey var. Mesela diyorlar ki biz aşıyı yaptığımız zaman bize çip takacaklar. Şimdi <laughs> Enteresan Bununla ilgili bir şey enteresan zaten. bir şey anlatayım. Maalesef İlk çiçek aşısı 1795 yılında bulunuyor ve aşıyı üreten ilk ülkelerden bir tanesi de Osmanlı İmparatorluğu. Hı hı. Çünkü Osmanlı 2. Abdülhamit döneminde pastörün yanına bizim e, ilim adamlarını gönderiyorlar. Orada yetiştiriyorlar aşı nasıl yapılır diye Osmanlı'da üretiyor. Osmanlı'da şöyle bir haber çıkıyor gazetelerde halkın içerisinde. Şimdi bu aşıyı e, üretirken şöyle yapıyorlar. Öncelikle çiçek aşısını ineğe veriyorlar. İneğe çiçek yapıyorlar. İnek öldükten sonra onun serumunu alıp insanlara veriyorlar. Böylece etkili oluyor. Diyorlar ki bunlar bu aşıyla bizi ineğe çevirecekler diyorlar. Hı hı. Dolayısıyla halk aşı olmaktan vazgeçiyor. Hatta böyle çizgi karikatürler falan var. İşte yarı tarafı inek olmuş, yarı tarafı insan olmuş. Şu an aynısını bu aşılar için içinde diyorlar. İşte size çip takacaklar, size bunu yapacaklar. <laughs> evet, yani evet. dolayısıyla ee, özellikle Çin aşısı bize gelecek evet, olan. Şu evet. an ilk başta 3 milyon doz geldi. Evet, şu yani an. biz geldi haberine vardık ama tabii ki daha en doğru açıklamayı zaten Sayın Koca herhalde akşamki açıklamasında evet. yapacaktır. Evet, evet. 3 milyon doz kadar geldi bildiğim kadarıyla. Evet, şu anda geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.